Büyükşehir Meclisi'nde de önemli konular tartışıldı sayın seyirciler. Öğleden sonra, daha doğrusu birkaç saat önceydi. O açıdan ilk haberi size verelim diye biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı bugün gerçekleştirildi. Muhittin Böceğin ikinci kez başkanlık yaptığı meclis Ramazan ayı dolayısıyla iyi dileklerle ve sakin başladı. Hatta bir ara gülüşmelere neden olan anlar bile oldu. Ama konu dönüp dolaşıp borçlanmaya gelince ortam bir anda gerildi. İşte o meclisten detaylar. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi. Yeni dönemde ikinci toplantısını gerçekleştiren meclis öncesi başkanlar ve üyeler birbirleriyle sohbet etti. 25 maddenin oylanmasından önce Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve grup sözcüleri tarafından Ramazan ayının huzur ve bereketli geçmesi adına iyi niyet dilekleri sunuldu. Ramazan ayı hepimizin bildiği gibi birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışmanın en müstesna yaşandığı aylardan birisidir. Aynı zamanda da bugün Hilal Ellez yapmış olduğumuz dualarımızın kabulünü, oruçlarımızın kabulünü ve Ramazan ayının tüm ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu Ramazan'ın tekrar ülkemize birlik ve beraberlik ve bütünlük getirmesi temennileriyle saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Fakir fukara, garip kurabalara yardımlarla yetinilmesini, Antalya'daki yerel yönetimlerimizin bu hususta yurdumuzdaki diğer belediyelere öncü ve örnek davranışlar sergilemesini diliyoruz. Meclis toplantısında yaşanan komik anlarsa herkesi güldürdü. Hem de evet, evet, oy çok muyla kabul edilmiştir arkadaşlar. Gündemin 7. maddesi 104 oy birliği. Oy birliği bak. Kusura bakmayın. Katılmıyoruz anladım ben, evet. Abi, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 104 yazıyor. Değil mi sözmüş başkanımız? Çünkü başta özellikle dinlemiştim. Peki teşekkür ederim. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Düzeltin arkadaşlar sayın başkanımızın oyunu. Lehte kullanmış, aleyhte kullanmak istedi. Yoksa grupta sıkıntı çıkarmayalım sayın başkanım. Ancak konu Büyükşehir Belediyesi'nin 200 milyon liralık borçlanma yetkisinin verilmesine yönelik maddeye gelince meclis bir anda gerildi. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin borcu neye göre çok, neye göre az veya neye ihtiyacı var? Bunların hepsini istişare etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Borçlar var mesela, günü evet. Geçmiş borçlar da var. Yapılandırma var, bununla ilgilidir talep, Antalya içindir. Yani söyleminiz uymuyor da onu söylüyorum. Çok söyleminiz uymuyor başkanım. Bu konuda her türlü görüşmeye açığız. Bu konuyu tartışabiliyoruz. Ben şu anda meclis... Boş laf. Ha, boş laf diye bir şey bak, yok. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi boş laf burada bir bakın, borçlanma bakın, boş söz konusu. Boş laf sözcüğünü kabul etmiyorum. Boş laf sözcüğünü kabul etmiyorum. Olmaz. Karşılıklı konuşmayalım. Başka söyleyeceğim var mı? Bak söyleyeceğiniz dediniz herhalde. Söyleyeceğim yok sayın başkan. Söyleyeceğiniz yoksa şunu söylüyorum. Bu borç geçmiş döneme ait bir borçtur. Ama Muhittin Böcek olarak 20 yıldır belediye başkanlığı yaptım Konya altında. Hiçbir zaman meclis üyesi arkadaşlarıma kişisel borç dahi çıkartmadım. Bu borçlar hepsi bellidir. Bizde bu borçları... Bir saniye efendim. Konuşmanızı tamamladınız. Şu an itibariyle Antalya Büyükşehir Belediye'mizde Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçemiz ve 913 mahallemizde yatırımlarımız devam edecektir. Bundan önceki meclis toplantımızda da bugüne kadar katkısı olan Başkan Bey'e, yönetimine, meclis üyesi arkadaşlarıma ve destek olan herkese teşekkür etmiştik. Bu saatten sonra böyle çok ucuz siyaset yapmanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Daha fazla da bu konuyu uzatmak istiyorum. Ucuz sayın siyaset değil, gerçek rakamlar da komisyon raporuna katılmıyoruz. Biz polemiklerine girmiyoruz sayın başkanım. Teşekkür ediyorum. Meclis diğer maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi.